Evet sevgili takipçilerimiz, biliyorsunuz hocanın verdiği suyu gittik. Yedi kurnadan aldık ve eve doğru gidiyoruz. Bir kanı ondan banyo yaptıracak. İçinde de birkaç baharat verdi, onları katacak. Siz de böyle gidiyor musunuz hocalara okutmaya? Bence gidin okutturun, zararı olmaz. Bafrali, 34 yıldan sonra aklına mı geldi boyumun kısa olduğunu? İyi bak boyuma. Seninki sanki çok uzundur. He, dalyan gibi. Ben de seni bilmiydim öyle kır saçlı. Keşke almasaydım. He? Ne? Ben de yaşlandım da boyum aşağı gidiyor da. Öyledir değil mi? Yaşınız aldıkça boyunuz kısalır diye biliyorum. Toprak çekiyor artık bizi. Ha bu Bafrali benden uğraşmaya bay oluyor yahu. Sizin de işleriniz size kusur bulur mu? Hadi bir yorumlara yazın da bir bakalım. Ey büyük Allah'ım. Alırsınız gençecik kör bir kızları, ondan sonra yaşlarını alınca ben seni nasip gördüm de nasip aldım da ettim da. Bafrali, ben sana sorarım dur. He. İnşallah faydasını buluruk. Siz de dualarınızı eksik etmeyin olur mu? Dualarınıza devam edin. İyi ki varsınız. İyi ki şu sosyal medyaya başladım ha. Yemin ederim. Bir sürü akrabam oldu, arkadaşım oldu, canım oldu, ciğerim oldu. Yanımızda olanlar, bizi sevgisiyle boğanlar. Vallahi biz çok mutluyuz böyle. Az video atayım. Bir kanı 5 Şubat'ta hastaneye yatırıyoruz. Dualarımıza devam edelim. Bir kanın beynine çip takmaya karar verdiler ama önce bir 3 gün gözetim altında tutmaları lazımmış. Korkmayırım da değil yani. He, çok korkarım ama yapacak bir şey yok. 5 Şubat'ta her şey belli olacak. Ben sizi gene haberdar edeceğim durumlardan. Ha o niye? Obur. Enenem la ilahe illallah. Milleti baktırmayı pencereden camdan ya. Ha o niye? Herkesten kavga ediyor. Adama kafa tutay. Ha o niye? O küçücük boyunla. Ey büyük Allah'ım. Niye de çok bunu biz ya? Bekleyin beni daha nefes nefese kaldım. O enenem la ilahe illallah. Yetişemiyorum size. Obur. Milleti rahatsız etme oğlum. Yıktın mahalleyi, kaldırdın ayağa. Fışkiyenin oğlu. Bir daha seni bak alacağım mı? Dur. Bu son olsun olur. He. Geldik. Tamam oğlum az da ya. Şimdi içeri girelim. Hemen ilaçlarını vereceğim. Hemen annesinin yavrusu. Obur. Bak gene gitti. Bu obur daha benden dışarı çıkamaz. Bafrali. Seninle çıkarsa çıksın. Bir daha yok. Almayırım daha. Bu ne yahu? Allah'ım bir de oburumuz çıktı başımıza. Çabuk eve geç. İçeri gir ben sana soracağım. Dur. Yavaş oğlum aman. Aa bak öyle çıkart. Daha iyi olur ama dikkat et. Ödüm kopaya oradan aşağı düşecek araba diye. Bafrali sen önden geç de kapıyı aç da. 40 kere kapıyı kilitliyorsun anan gibi. Anca bir saat daha açıyorsun o kapıların kilitlerini. Siz de kapılarınızı öyle alttan üstten sağdan soldan kilitler misiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın bakayım. Bu Bafrali vallahi elinden gelse var ya zincir vuracak kapıya. Ha gayret Bafrali asil. Ha şükür tamam oğlum. Ha şimdi ben içeri geçip senin ilaçlarını getireceğim. Biraz rahatla. Ha al Bafrali içir. İçir şunun suyunu. Rahatlasın birazcık. Allah'ım şifa olur inşallah ya. İnşallah. Bilmiyorum yani. Artık beynim, bedenim çok yoruldu. Artık umudum kalmadı hiçbir şeye. Tek umudum var o da Allah'ım. Derdi veren şifayı da verir inşallah. Tamam oğlum. Biraz bir 10 dakika geçmesi lazım. Belki rahatlarsın. Bir kanın vücudu ilaçlara tepki vermediği için onun için hastaneye yatıracaklar, kontrol altında tutacaklar 3 gün. Uygun görürlerse beynine çip takacaklar. Yani ameliyatımız olacak. Ha gayret hadi Bismillahirrahmanirrahim. Baksanıza ne kadar zayıfladı çocuğum. Bir deri bir kemik kaldı. Tamam oğlum. Sen işini rahatlaştıralım.
Hemen doğru banyoya. Tamam, ışığını yakayım, dur. Aman Bafra'lı yavaş. Bir yerimize de bir şey olacak diye o kadar korkarım ki. Ne olacak yoksa bu çocuğun hali? O bu rahat dur. Çok yaramazlık yapıyorsun ha. En büyük hazinen sağlık. Ne perdesi, ne halısı, ne evi, ne eşyası. Hepsi fuzuli. Sağlığınız oldu mu her şey olur. Hiç kafaya takmayın. O bu. Seni var ya ısırırım o yanaklarına. Akıllı toş seni. He. Hadi Bafra'lı soy şunu da bir an önce şunu yıkayalım. Banyoya sokalım onu. Tamam oğlum rahatlayacaksın şimdi. Daha öbür ilaçtan da bir saat sonra vereceğim. Bir avuç ilaç içi ama hiç bana mısın demeyi. Hala kasım kasım kasılıyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Banu Hanım 5 yıl önce demişti bu dalgalar ara ara gelecek diye. Demek ki o dalga bugünmüş. 9 aydan beri bir kan kasılmayla mücadele veriyor. Sevenlerimiz bilir. Tamam Bafreli. Ben gidiyorum suyunu hazırlayayım bir kanı. Siz de soyunu banyoya sokun değil mi? Hadi suyumuzu alalım arabadan. Bir caminin abdesti alınan yer var ya oranın 7 kurnasından aldık bu suyu okuyarak dualarla. Şimdi bu suyun içinde bazı baharatlar verdi hoca efendi. Onları katacağız. Bakalım bilebilecek misiniz ne baharatı olduğunu? Ama nereden bileceksiniz? Dur ben size söyleyeyim. Tarçın dedi. Kekik, zerdeçal, zencefil. Bunların ne faydası olabilir acaba? Yorumlara yazın da bir bakayım. Birer çay kaşığı koysam yeter herhalde. Değil mi? Ay, abi mübarek ne kadar da güzel koktu o tarçın. Bunlar çok şifalı. Ben bazen balın içine koyarım. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı zencefil, zerdeçal. Onları güzel karıştırıyorum. Sabah aç karnına ağzıma koyuyorum. Bir de akşam yemekten önce. Vallahi grip kolay kolay hasta olmayırım yani. Bunlar çok faydalı bitki. Baharat. Bitkilerden yapılıyor zaten. Hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olur inşallah. Haydi ben hazırım. Siz hazır mısınız? Lütfen like yapmayı, yani beğeni yapmayı, yorum yapmayı, videomuzu paylaşmayı unutmayın. Ha unutmadan. He, katıla hiç abone olmadınız. Bizi hiç mi sevmiyorsunuz ya? Bir Müslüman katılmaz mı? Haydi Birkan doğru banyoya.